Bilmiyorum. Bu arkadaki sesi duyabiliyor musunuz? Ama bu 17 yılda bir toprak üstüne çıkan Zikeira diyorlar. Böceklerin sesi. Her 17 senede bir bu istila oluyormuş. Böcek istilası. Ağaç köklerinde yaşayan bu Zikeira'lar çıkıyorlarmış toprak üstüne. Şimdi de tam 17. senenin yıl dönümü. Biz de bildiğiniz gibi geçen hafta bu Kuzey Karolina eyaletinde küçük bir sahil kasabasına gitmiştik. Bu hafta da hem bu böceklerden biraz kaçalım hem de bir doğum günü kutlaması yapalım diye bu doğu yakasının kuzey kısmındaki en büyük sahil plajlarından birine gitmeye karar verdik. Adı Ocean State. Şimdi oraya sürmeye başlayacağız. Beraber gidelim. Sol tarafta kiydi benim göstermek istediğim. Esas arkadan pat pat bir geçtiler. Neyse. Dün akşam geç saatlerde vardık. O ortam çok muazzam. Araba şovu da var. Bu hafta sonu burada 3 gün boyunca devam eden. Dün akşam fena mı fena arabalar gördüm. Onları da paylaşacağım. Gün içerisinde de çekeceğim. 50'li yıllardan pick-up'lar, çok eski model arabalar, Mustang'ler, Camaro'lar, ördek. Bugün yemek için buraya geldik sabah. Bakalım nasıl. Şöyle. What did you order? A cucumber lime seltzer. What are you eating? Am I on camera? What are you eating? Yeah. I'm eating shrimp. Say merhaba to Turkish friends. Merhaba. 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 Wait, I know that. Merhaba. Good job. Crab sandwich. Buranın en meşhur zaten yemeklerinden bir tanesi. Hep crab'le yapılan şeyler. Bütün yemekler. Burada da tam böyle başka türlü yine aynı. This is crab sandwich too, right? Soft crab. Soft. Mm-hmm. Soft yeah. Crab sandwich. Meş bu da. Ve karides. Bulgur üstü gibi. That's the rice, right? Mm-hmm. Okay. Köpek balığı yakalamışlar. Kuyruğa bakar mısın? Ortam böyle. Main bar alanında böyle. Bunda masalar. O arkadakilerle de açılabiliyorsunuz. Palmiye ağaçları yapraklarından olan bar gibi şeyler. Şimdi kesiyor. Yakaladıkları köpek balığını büyütecek herhalde. Bayağı büyükmüş. Yazlık evler kıyıda. Marina'da. Yani 120 kilo falan. Açtılar içini. Kafaya baksanıza. Millet bunu görmeniz lazım. Dedim göstereceğim diye değişik araçları. Bakar mısınız ne kadar kalkıyor şu an. Yere bayağı yakındı. Kalktı. Gidiyor. Do it. What did you say, Courtney? Welcome to Ocean City. How is it so far? It's amazing. Look at the beautiful beach to your left. Let me see. Mike, how about you? Oh, it's great. How was last night? Oh, I had an epic time last night. Yeah? It was so fun. Where are we going today? We're going to Secrets. We're going to have a good ass time. All right. What's up? Yeah? Here's the beach. Plajı burası. Sahil yolunda yürüyoruz şimdi. Bayağı büyük. Biraz takılacağız gelip plajda. Daha sonra da bu Secrets denilen bir tane yer var. Zaman geçirecek bayağı güzel yerlerden, mekanlardan bir tanesi. Gideceğiz oraya birazdan da. Mecran de belirttiğim gibi bu
burası hem plajı bayağı büyük. Hem de doğu yakası şey kısmında kalan en büyük plajlarından bir tanesi yerlerinde. O yüzden mekanlar bayağı sağlam. Gezdikçe değişik değişik yerlerden hepsini de göstermeye çalışacağım. Şimdi millet, who is the champion? 1, 2, 3. Come on, come on, come on. Hey, yeah, come on. Come on, come on. Hey, come on, come on. Come on, come on. Hey, come on, come on. Buçuk 4 saattir yaklaşık plajdayız. Gördüğünüz gibi bayağı bir geniş plaj. Millet de artık en son yapılan açıklamadan sonra içeride ve dışarıda maske yasağı kalkmıştı ya. Artık bayağı rahat. Millet kafada ve fiziksel anlamda bitirmiş durumda. Şöyle boydan buraya bir göstereyim. Bayağı bir yukarıya kadar gidiyor. Kaç kilometre olduğunu tam bilmiyorum ama bu plaj bitiyor, öbür plaj başlıyor. Zincir halinde. Ama sonu şurada gösterdiğim yerde, ileride iskele var gördüğünüz gibi, orada bitiyor. Ama şuna bir bakın. Hadi. Hadi. Wait, yeah. Wow, that one too. Look at that, bro. See that blue one? Which one? Blue one, yeah. I'm gonna get that one too. Bir şunu alayım, yerini de alacağım. Come on, park. No one. Please give it. Do it. Hadi. Baya cool şeyleri köşe buldum. Şöyle bir tane yazıları asmışlar. Boş aslında böyle bir yer. Baya şekil. Yazılara bakalım. Rastgele koymuşlar ama değişik güzel bir şey olmuş. Sahilde bir de sanat yapmışlar. Thank you Jesus diye. Sonunda arabaların çekildiği yeri bulduk ve dönme dolabın olduğu sahil yolunun sonundaymış. Büyük ihtimal giriş için para ödüyorsunuz. Ama biz zaten dün ve ondan önceki gün bayağı göreceğimizi gördük. Şimdi gideceğimiz yer şu otelin yan üst tarafına kurdukları restoran Crab Cake Factory diye. Bakalım nasıl. Yukarı çıktık, şimdi oturduk. Havuzu da var restoranın. Adı Crab Cake Factory. Mike, can you give me the seasoning? Şimdi size buranın en meşhur kullandıkları yengeçte, karideste veya benzeri tüm deniz ürünlerinde kullandıkları hani what's the seasoning? Old Bay diyorlar. Bunu her şeye kullanıyorlar. Appetizer geldi. Bu da yine yengeç crab sandwich, yani yengeci böyle sandviç şeklinde teknik arasına koyup limonla servis ediyorlar. Bayağı güzel görünüyor. Arkadaşlar, bu Ocean City Maryland yani eyaletine geldiğinizde muhakkak gelmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Böyle arkada gördüğünüz gibi bar, ufak böyle masaları var. Hem de suyun içinde. Mike, neredeyiz biz? Nerede? Where is it? Don't ask. Etrafı göstereyim şöyle. Ana yer arkada. Ama gördüğünüz gibi şöyle. Actually, Party. Yer Secrets diye geçiyor. Zaten en... We had secrets, baby! Arkada botlar falan var. Bayağı güzel. Buraya gelmemiz lazım. Yani.
Burası da restorana yakın olan kısmı. Yerler falan hep kum. Böyle hemen burada servis yapıyorlar. Bayağı iyi. Marslar da fena değil bak. 10 ayı bitirdik millet. Dönüş başladı. Yaklaşık 3 saat falandı zaten. 2,5 saattir yoldayız. Yarım saatim falan kaldı eve varmak için. Şöyle genel bir özetleme yapayım birkaç şeyi. Eğer bir gün olur da buralara yolunuz düşerse, kalabalıktı da bayağı. Aslında dediğim gibi böyle yerlere giderken genelde hani çok yoğun olmayan hafta sonlarını seçmek lazım. O da nasıl? Örnek işte bir önceki, bir sonraki hafta sonu 3 günlük tatilin olduğu, bu long weekend diyorlar. Pazartesi de tatil. Herkes hücum ediyor. Hani biz bu hafta gerçi özel doğum günü kutlaması için gittik biraz da. O yüzden yine kalabalıktı bayağı ama hani çok kalabalık değildi. Bu direkt otel fiyatlarını mesela uçuruyor. Hani biz bu hafta gitmemize rağmen, gerçi bir araba şovu vardı, hani onun da muhakkak etkisi olmuştur. Çok fena değildi. Bizim kaldığımız yer sahilin hemen yanındaydı. Yani çok uzak değildi. 2-3 dakikada yürüyebiliyordunuz. 2-3 dakikada hemen yürüyorsunuz. Sahil orada. İki geceliğine $550 verdik işte arkadaşlarla. Normal otel. Oteldi bizimki. Ama normalde millet Airbnb de yapıyor. Böyle tüm evi falan kiralıyorlar veya apartları. Onlar biraz daha uygun olabiliyor ama son dakikada bulmak veya işte bir hafta öncesinden bulmak falan yine bayağı zor oluyor. Geceliğine makul miktarda bulmak kolay olmuyor. Eğer tabii çıkmak isterseniz sahile yakın yerlerde değil de hani biraz bir 15-20 dakika daha içeride bir yerde tutmak isterseniz o zaman fiyatlar düşüyor. Ama bu sefer de uzak oluyorsunuz sahilden. Yani ya taksiyle gidip gelmeniz lazım eğer hani uzun zaman geçirecekseniz sahil tarafında, ya da arabanızla gidip gelmeniz lazım. O da o zaman park yeri bulmanız lazım her gittiğinizde falan. O yüzden biz dedik yakın olsun, en azından hani diğer şeylere masraf yapmayız diye. Yoğun olmayan, böyle uzun olmayan bu hafta sonlarında, yani long weekend olmayan hafta sonlarında gitmek lazım. Yani pazartesinin tatil olmadığı, milletin hücum etmediği. Birincisi bu. İkincisi de ben şeye şaşırdım. Normalde gittiğimiz bu tarz yerlerde hani park yeri hep sıkıntı olur. Burada sahil boyunca böyle dikine gelen caddelerde çok rahat, hiçbir şey yok. Gün içerisinde veya akşam zamanı da, hafta içi, hafta sonu ödemenize gerek yok. Yani park bedavaydı. Çekiyorsunuz, istediğiniz kadar da bırakabiliyorsunuz. Normalde zor. Gerçekten bir yere gittiğinizde, hani böyle dağlık bayırlık bir yer değilse, normal şehir, plaj, işte şehirlerinde, kasabalarında, hani yine muhakkak para ödüyorsunuz arabayı çektiğiniz yerlere, ama burada yoktu. O açıdan iyi. Yani gittiğinizde o dikine kesen Baltimore Caddesi var, bir de Philadelphia Caddesi. Böyle bıraktığınızda 2-3 günde bırakabilirsiniz yani, duruyor. Bir de bu geçen haftaki gittiğim gezide de, bu gezide de dikkatimi çeken bir şey oldu. Her tarafta eleman aranıyor yazıları var. Yani bazı restoranlara gidiyoruz mesela, şey diyorlar, hani bekleme süresi veriyorlar işte 45-50 dakika. Restoranın içine gidiyorsunuz, diyelim 15 tane masa var, 10 tanesi dolu, 5 tanesi boş, ama bekleme süresi veriyorlar. Aslında kalabalıktan değil, yeterince çalışan insan yok. Hani bu korona başladığından beri işte devlet para basıp bu stimulus check dedikleri birkaç posta halinde herkese para dağıttılar ya. Ondan sonra da bütün işten ayrılanlar veya çıkmak zorunda kalanlar, işte burada unemployment diyorlar, yani işsizlik maaşı, buna bağladılar bütün milleti. Şu anda millet çoğunluğu olmasa da ama ciddi bir miktarda bu olay etkiledi böyle. Şimdi millet, garsonluk yapanlar veya benzeri hizmet sektöründe çalışanlar, işte bu paketlerden yararlanıp kişi başına $1,200 dediler bu stimulus çeklerde. Bunun haricinde de yine bu işsizlik maaşını alanlara ekstra paketlerle ekstra destek verdiler. Hani $300 falandı hatırladığım kadarıyla. Bu sefer de normalde işsizlikle birlikte hani normal hizmet sektöründe çalışan bir garson aylık $2,500 yapıyorsa, bu sefer işsizlik maaşını alayım, evde oturayım, $3,000 yapayım anlamına geldi. Hele de o ilk koronanın zamanları. Şu anda bilmiyorum hala devam ediyor mu diye, yanlış olmasın. Ama bayağı kişi gitmedi şu an, her yerde eleman aranıyor diye yazılar var. Özellikle tabii bu Ocean City, Maryland, yani buraya mahsus. Bu koronadan dolayı hani bütün vizeleri durdurdular. İşte yurt dışından gelen, mevsimlik, Avrupa'dan özellikle gelen, işte work and travel olsun,
diğer programlarla olsun gelenlerin hepsi tabii gelemedi. O yüzden de bayağı bir eksik var. Çalışanlar anlamında, hizmet sektöründe özellikle de. Çünkü burası da sahil turistik bir yer olduğu için buraya da gelen insan çoktu Avrupa'dan bu programlarla. Ama genel anlamda işte gidişi, köprülerden geçiş, toll yani ücretli geçişler, otel, yeme, içme, işte hediyelik ufaktan tefekten bir şeyler alma. Bu bazı yerlere gittiğinizde atıyorum o beach kenarında olan hemen mekanlara gittiğinizde girişte de bir işte $10-$15 bazen ödüyorsunuz giriş ücreti. Yani hepsini koyun, iki kişilik biz kaç liraya çıktık? Yani böyle bir işte iki gecelik, üç günlük bir gezi, sahil gezisi burada $800 falan patladı. Kaldığımız yer lüks değildi. Hani temiz, güzel bir oteldi zaten. O yüzden otele çok para vermediğiniz zaman daha makul bir hale geliyor. Otel olayının yanında yemeğe içmeye de bayağı gidebiliyor. Hani aslında çok özel bir yere gitmiyorsam bu tarz yaptığım gezilerde genelde işte McDonald's'tan, Burger King'den hani her zaman olmasa da ya da böyle işte benzeri hani fast food satan yerlerden günü kurtarabiliyorsunuz. O da kaç işte yani $15-$20 kapatabiliyorsunuz ama genelde böyle hani özellikle de bura gibi yani böyle güzel sahil kasabası ve çok güzel deniz ürünleri servisi yapan restoranlar vardı. Özellikle de yengeciyle meşhur burası. İşte crab dip diyorlar, onun dipini yapıyorlar yani böyle sos gibi işte ekmekle falan serve yapıyorlar bazen ya da chipslerle falan bayağı güzel oluyor. Onun dışında işte sandviçleri yine diğer deniz ürünleri. Ya buranın bayağı meşhur da o yüzden hani gitmişken de oraya mahsus böyle yerel hani daha böyle nerede tam yenilir içilir o tarz mekanları bu sefer denemeye çalıştık. Hani genel anlamda da hep işte denemeye çalışıyoruz öyle yerleri ama bazen bayağı pahalıya patlayabiliyor. Şimdi burası yine fena değildi. Ama dediğim gibi böyle hani fast food olayı bitirmeye çalışırsanız da daha da ucuza patlar. Yani bizim hatta iki kişiyi 500'e bile kapatabilirsiniz duruma göre. Bu arada depoda götürdü getirdi. Hatta hala şu an kaç? 86 milim var bitmesine. Yani 3 saat git, 3 saat gel, 6 saat gittim geldim. Bir depoyla gittik geldik. Yani o da fena değildi. Yani $45, $50 gidip gelmiş olduk. Ayrıca millet kanalıma da daha abone olmadıysanız, abone olup da destek verirseniz de çok sevinirim. Daha çok tüm bu yaptığım gezilerden, Amerika'daki hayattan daha çok videolar yapmayı planlıyorum. Bu gezide böyle millet bitirdik. Şimdi evin oraya dönmek üzereyim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.